Anneciğim, bir şey isteyebilir miyim senden? Bana yardım eder misin? Daha kahvaltı sofrasını toplamadan bugün sabah biraz erken geldi sütçü. Süt aldım, yumurtayı aldım. Onları halletmem lazım. Sofra duruyor. Bana yardım eder misin bugün biraz ev işlerinde? Evet. Hadi gel o zaman. Teşekkür ederim. Orada televizyon olmuş. Televizyon yumulmuş. Ben çevirdim anneciğim. Televizyonu çevirdim. Hadi gidelim. Arkadaşlar siz annenize evde yardım ediyor musunuz? Yoksa hiç yardım etmiyor musunuz? Hemen like hemen atıp. Hemen ederim. Evet Rüya ben ondan yardım istediğim zaman hemen eder. Şimdi Rüya önce ne yapacağız biliyor musun? Yumurtalarımız burada. Yumurtalarımızı yumurta kabına koyacağım. Koyacağım dedim. Çok pardon siz koyacaksınız. İkiniz yapabilir misiniz bu işi? İşi. Tam rüzgara göre inşallah yumurtalar sağlam çıkar. Evet getirdim. Dur rüzgar yavaş. Ne oluyor musun? Ne oldu? Ben bana söylüyoruz. Sonra yavaş koy. Dur. Ay bu kırdı. Çok komik bu. İkimiz de böyle yaptık. Bu kırılmış. Bunu kenara koyalım. Yavaş koy anneciğim şimdi. Hadi bakalım. Bir sen. Sıra Rüya'da. Sıra bende. Aa Rüya. Heh, koy. Sıra Rüzgar'da. Sıra Rüya'da. Yavaş yavaş. Çok yavaş koyun tamam mı? Yumurtalarımız kırılmasın. Doldu mu yumurtalığımız? Doldu. Tamam bir saniye Rüzgar. Doldu. Anneciğim nereye koyacaksındır? Bekle. Rüya yumurtaları hallettik anneciğim. Geriye süt kaldı. Sen şu o şeyi çek tamam mı? Sütü kalk şöyle göstereyim sana nasıl yapman gerektiğini. Kaymaklı. Evet kaymaklı. Bunu böyle yavaş yavaş karıştıracaksın kaynayana kadar tamam mı anneciğim? Ben de bulaşık makinesini boşaltayım diyecektim. Önce soframızı toplayayım sonra bulaşık makinesini yerleştireyim. Şimdi anneciğim sen bu sütü karıştıracaksın tamam mı? Ben de gidiyorum bulaşıklarımızı makineye atıp geliyorum tamam mı? Sütü karıştırma işi sen de baktın böyle kalkmaya başladı kaynamaya başladı. Hemen bana haber ver tamam mı anneciğim? Kaşık olduğunu sanırım. O kaşık değil. Bu ne denir? Kevgir gibi bir şey herhalde bu. Bilmiyorum tam olarak ne denir ama kaşık değil. Şu an bizim kaşığa ihtiyacımız yok. Hadi bakalım ay Rüya. Sütümüz kaynadıktan sonra şöyle birer bardak süt içelim mi? Hadi bakalım ben şu... Ay Rüya dur. Benim çamaşırlık makinesini boşaltmam lazım. Ben gideyim onu halledip geliyorum. Süt sende tamam mı? Çamaşır makinesi. Ocak mı taştı? Süt olmasın o. Ocak kendiliğinden taşmaz diye düşünüyorum. Dur bakalım. Ay süt taştı. Bakayım. Aa tüh. Olsun bir şey olmaz. Temizleriz. Bakalım sütümüz. Kaynamaya başlamış. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ay bir şey itiraf edeyim mi? Süt yanığı koktu ve ben süt yanığı kokusuna bayılırım. Gerçekten çok güzel kokmuyor mu ya? Arkadaşlar siz evinizde paket süt, hazır paket sütlerden mi içiyorsunuz? Yoksa bizim gibi böyle açık süt alıp kaynatıyor musunuz? Hangisi? Bunu mu? Bu acı sos değil, bu benim yağlı yağdanlığım. Arkadaşlar siz hangisini seviyorsunuz? İçinde yağ oluyor. Aa kapı çalıyor. Koş kapıya bakalım. Hemen yorumlarda yazmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.